İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Dopingin zararları ve alternatif çözüm yollarıyla başlayalım. Evet, doping çok sık konuşuluyor. Hemen hemen her spor programında konuşulan ve birçok sporcunun da maalesef isteyerek veya istemeyerek sporda daha aktif rol alabilmek, daha başarılı olmak için başvurdukları bazı metotlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping ilaçları veya yöntemleri yasaklanmıştır. Çünkü doping bir, haksız rekabeti sebep oluyor. İki, insan sağlığını tehdit ediyor. Kullananlar da birçok hastalıklar ortaya çıkıyor sonra. Mesela erkekler kullandığında ne oluyor? Erkekler kullandığında cinsel fonksiyonları azalıyor. Testisleri küçülüyor, spermleri azalıyor, göğüsleri büyüyor. Yani kadınsı organlar, yani ses konuşma şekli değişiyor, kadınsı konuşuyor. Yani anormallikler duyuyor. Bayanlar kullanırsa anabolika, özellikle bu anabolika steroidler, hormonlar kullanılırsa bayanlarda tüylenme, kıllanma yoğunlaşıyor, kas erkeklerdeki gibi bir kaslanma ortaya çıkıyor. Efendim, istenmeyen bazı kistler oluşabiliyor. Karaciğere, böbreklere zarar veriyor, urular sebep oluyor, kanseri tetikliyor. Bu nedenle doping kullananlar sonunda ya veyahut da spor esnasında ayarını, dozajını bilemezse aniden ölümlere sebep olabiliyor. 1886 yılında doping kullanılmaya başlamış. Hollanda'da bisiklet sürücüleri arasında başlayan bu haşhaş, eroin, kokain kullanma, alkol kullanma, anestetik, lokal ürünler kullanma vesaire. Sonra da bunlara yavaş yavaş Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yasaklar getirilmiştir. Geçici olarak kişiye daha fiziksel ve ruhsal aktivitesini hızlandıran bu ürünler çok çok tehlikelidir. Ne yapılabilir peki insanlar? Sporda veya body yapanlar, böyle vücut gelişimiyle çalışanlar ne yapabilir? Alternatif olarak ne var? Alternatif olarak spirulina, yani mikro yosun, mikro mavisi yeşil yosun 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. Makro mikro oranda, yani dengeli. Bütün amino asitler, yani esensiyel, yani besinlerde olan ve olmayan. Yani besinlerde olmayan amino asitleri dahi içerir. Dünyada tek gıda esensiyel ve esensiyel olmayan hepsini bir arada bulundurabilen. Omega 3, 6, 9 yağ asitlerini ve bunların alt türevlerini içerir. B1, B2, B3, B6, B5, B8, B9, B12 vitamini, A vitamini, H vitamini, K vitamini içeriz. Yani ben bunları, şimdi burada uzun bir liste var da saysam çok zaman alır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, geleceğin en iyi gıdası, Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda Kontrol Merkezi, FDA, en iyi besin takviyesi, Uluslararası Gıda Konferansı, en iyi doğal besin olarak nitelemişler. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş hücreleri yenilenir. Saniyede bir insanın vücudunda 50 bin hücre ölür, 50 bin hücre yenilenir. Bu ne yapar? Günde 15 milyar hücre ölür, hücre yenilenir. Yani vücudumuzdaki hücreler ölüyor, yenileniyor, ölüyor, yenileniyor. Ve saniyede insan vücudunda 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşur. Kişi şayet spirulina kullanırsa ne olur? Dokuların ve hücrelerin yapmış olduğu faaliyetler azalır. Çünkü vitamin yapacak, enzim yapacak vesaire vesaire. Bunları spirulina ile hazır olarak alırsa o zaman hücreler yatıp uyuyacak mı? Çalışacak, ne yapacak? Ha, enzim var, yeterince enzim, vitamin,
depolanmışsa hücreler, biz nasıl ki insanlar ilkbaharda bahar temizliği yapıyor evde, değil mi? Köşe bucak temizliyor insanlar, bayanlar. İnsan bünyesinde bütün faaliyetler de vücuttaki ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, ölü hücreler vesaire vücudu temizlemeye başlar. Arıtır. Ödem yok olur, asidoz yok olur. Vücut yavaş yavaş kendini yeniler. Bu nedenle spirulina kullandığı zaman kişi gençleşir, dinçleşir, dinamizm kazanır. Vücudu arınır, temizlenir, doping bir enerji elde eder. Hazır. Çünkü her türlü enzim var. Anne sütüne eşdeğer, dünyada tek gıdadır. Dopingten daha etkili, hiçbir yan etkisi yok. Mesela Almanya'da benim bir tanıdığım vücut geliştirme sporları yapıyor. Adamcağız böyle olmuştu, kaslı. Bir gün burası patlamış, yırtılmış. Göğsü. 27 defa ameliyat ettiler, tutmadı. Çünkü bağ dokuları, kaslar gelişirken bağ dokusu zayıflamış. Adamın cinselliği gitmiş. Çünkü testisleri, bu anabolikalar testisleri küçültüyor, spermleri öldürüyor, prostatı büyütüyor, karaciğeri yavaş yavaş yalanmasına sebep oluyor, böbrekleri çürütüyor. Yani yan tesirlerin, anabolikanın saymakla bitmez. Bu nedenle doping almak tehlikelidir. Birçok genç hevesli böyle spor salonlarına gidiyorlar. Şu protein, bu protein, A, B, C proteini, ondan sonra problem başlıyor. Bütün proteinler, amino asitler, vitaminler alınan spor salonlarında satılıyor. Tehlikelidir. Çünkü sentetik olan her şey hücrenin yapısına, dokusuna uymuyor, kabul etmiyor. Ve bunlar birçok hastalığı tetikliyor. Mesela bayanın birine demir vermişler. Biraz fazla. Karaciğeri depolamış. Demiş ki doktor, yapacak bir şey yok. Bununla yaşayacaksın. Ne olacak? C vitamini içeren hiçbir şey yiyemeyeceksin. Çünkü C vitamini demiri tetikliyor. Zehirlenme tehlikesi. Onu yemeyecek, bunu yemeyecek. Mesela prostat, ihulu prostat büyümesi olanlara E vitamini veriliyor. Finlandiya'da 5000 kişi deneme yapıyorlar. İhulu prostat büyümesi E vitamini nedeniyle prostat kanserine dönüşür. Kaş yapayım derken göz çıkardılar. Ne oldu? Neden? Çünkü E vitamini olsun veya diğer vitaminler olsun sentetik, doğal değil. Spirulina, Allah onu çok özel bir yaratmış. İçerisinde bir insanın ihtiyacı olan her türlü vitamin, mineral, enzim, her şey var. Ve doğaldır. Hiçbir şeye gerek yok. Evet. Spirulina tek başına dünyada en etkili, en kaliteli dopingdir.